Şimdi komisyon tartışmaları sırasında da dile getirildi. Dendi ki infaz hakimlerini birinci sınıf hakimler arasından seçin. Bakın teklif sahiplerinden bir arkadaşımız dedi ki biz HSK ile konuştuk, olabildiğince birinci sınıf hakimler arasından seçecekler. Sanki babasının şirketini yönetiyor. Yani aramış hakimler, savcılar kurulu, onlar da demişler ki biz olabildiğince birinci sınıf hakimler arasından seçeceğiz. Yasa yapıyoruz arkadaşlar, yasaya bir hüküm koyarsınız. Dersiniz ki infaz hakimleri birinci sınıf hakimler arasından seçilir. Eğer orada birinci sınıf hakim yoksa kıdeme göre belirlenir. Bunun örnekleri var. Seçim kurulu hakimleri bu şekilde belirleniyor. Neden bu önemli? Çünkü infaz hakimleri doğrudan mahpusların temel haklarıyla, özgürlükleriyle ilgili kararlar veriyorlar. Şimdi bu o kadar önemli bir şey ki neleri inceliyorlar? Bakın ben size sadece bir tane örnek vereceğim. Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma ve kısıtlama cezası gerektiren birkaç tane suçu sayacağım. Bu ceza alırsanız mektup yazıp alamıyorsunuz, faks ve telgraf gönderemiyorsunuz, televizyon izleyemiyorsunuz, radyo dinleyemiyorsunuz, telefon açamıyorsunuz, diğer iletişim haklarından yararlanamıyorsunuz. Ne yaparsanız bunları kullanamıyorsunuz? Protesto amacıyla topluca yemeği almamak. Bakın protestonun içeriğinin önemi yok. Topluca yemek almadınız, bu bütün iletişim haklarınızdan mahrum bırakılıyorsunuz. Kurum iş yurdu yönetim kurulunca uygun görülen işte çalışmamak. Sanki pranga mahkumları. İş yurdu şu işte çalışacaksın diyecek, siz kabul etmeyeceksiniz, bütün iletişim haklarınız elinizden alınıyor. Herhangi bir şeyi protesto etmek amacıyla idareye karşı sessizce direnişte bulunmak. Bakın yasa hükmü bu. Herhangi bir şeyi protesto etmek için sessizce oturduğunuzda bütün iletişim haklarınız elinizden alınıyor. Bir başkası, gereksiz yere marş söylemek, slogan atmak. Gerekli marş ve slogan ne onu bilmiyoruz. Ama gereksiz yere marş söylediniz, slogan attınız, iletişim haklarınız engelleniyor. Evet, bunlar iletişim kısıtlama cezası gerektiriyor. Şimdi çok demokrat, büyük demokrat, en büyük demokrat Adalet ve Kalkınma Partisi ne yapmasını beklersiniz? Bu hükümleri yürürlükten kaldırmasını beklersiniz değil mi? Bize öyle diyorsunuz. Biz demokrasi getiriyoruz diyorsunuz. Ama ne yapıyorsunuz? Bunlar yetmez diyorsunuz. Yeni bir suç daha ekliyorsunuz. Diyorsunuz ki kurum idaresine bildirilen telefon aracılığıyla ya da teknik müdahale ile başka bir hatta yönlendirme yapmak suretiyle görüşme hakkı olmayan kişilerle görüşürseniz ben yine sizin de bütün iletişim haklarınızı elinizden alırım. Yani annenizin, babanızın, eşinizin telefonunu aradınız cezaevinden. O arada bir kuzeniniz, bir yakınınız evde onunla konuştunuz. Bütün iletişim haklarınız kesildi. Ya da eşinizi cep telefonuyla aradınız. Eşiniz iş yerinde ve iş yerindeki arkadaşlarını tanıyorsunuz. İş yerindeki arkadaşlarıyla konuştunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugün getirdiği öneriyle iletişim haklarınızdan yoksun kalacaksınız. Selahattin Demirtaş eşini aradı. Eşi o telefonu kaydetti. Sevdiklerine o telefonu dinletti. Selahattin Demirtaş'ın bütün görüşme kayıtlarını, bütün iletişim haklarını elinden alacaksınız. İşte bize demokrat olduğunuzu söylüyorsunuz. Getirdiğiniz teklif tam olarak bu. Cezaların infazı ile ilgili sorunumuz aslında sadece bunların denetim yetkisinin infaz hakimliğine verilmesiyle çözülmüyor. Evet, infaz hakimlerinin denetiminde olması iyidir. Ama emin olun cezaevi müdürlerinin, cezaevindeki yönetim kurullarının ve savcılıkların öyle uygulamaları var ki size saysam dersiniz ki orta çağdaki ada hapishaneleri mi bunlar dersiniz. Bizzat dinlediğim için bunları rahatlıkla söylüyorum. Evet, belki 355 tane hapishanenin tamamında yok. Evet, belki her cezaevinde bu uygulamalar yapılmıyor. Evet, belki sistematik değil. Ama emin olun bugün Türkiye'de cezaevinde insanlar falakaya yatırılıyor. Bugün Türkiye'de insanlar cezaevinde çıplak aranıyor. Bakın 27 yıldır hapishanede olan bir mahkum, 27 yıldır kendi isteğiyle veya isteği dışında yeni açılmış bir hapishaneye gönderiliyor ve o hapishanede bu hükümlü çıplak aranıyor. 27 yıldır cezaevinde olan bir işi bir başka hapishaneye gönderilirken.